Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala Resulullah Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet kıymetli izleyenler, değerli FM TV ailesi ve tefsir programımızın değerli takipçileri, yine bir tefsir programıyla sizlerle beraberiz. Sizlerle olmanın keyfi huzuru içindeyiz. Her hafta saat 19'da perşembe akşamı itibariyle sizlerle canlı yayınla olmak için burada oluyoruz kıymetli kardeşlerim ve inşallah her hafta birbirinden önemli konuları, surelerin iniş sebeplerini sizlerle paylaşıyoruz. Biliyorsunuz bugüne kadar birçok sureyi elhamdülillah geride bıraktık. Levenzenla, Amener Resulü, Yasin suresi, Duha suresinden aşağısı, namaz sureleri, kısa sureler dediğimiz bütün sureleri tamamladık. Ve inşallah 2 haftadır da Tebareke suresindeyiz. Bugün de inşallah Tebareke suresinin 9 ila 17. ayetlerini inşallah sizlerle paylaşacağız. Kıymetli kardeşlerim, özellikle bu sureleri seçmemizin sebepleri her hafta hatırlatıyoruz. Yeni gelenler için tekrar hatırlatmakta fayda var. Her gittiğimiz yerde bunları duyuyor olmamız. Yani Rabbimiz bize bir Kur'an-ı Kerim gönderdi ve sürekli Yasin Tebareke Amme, Yasin Tebareke Amme. Bugün hangi kitapçıya gitseniz, Fatih'te dolaştığınız zaman, kitapçılarla dolaştığınız zaman, fuarlarda dolaştığınız zaman, dini kitap satan yerlere de baktığınızda hep Yasin Tebareke Amme, Yasin Tebareke Amme. Nedir bu Yasin Tebareke Amme? O yüzden arkadaşlar biz de bunları inşallah önceliğe aldık. Ama tabii ki de amacımız, niyetimiz Kur'an-ı Kerim'in tamamını hatmetmek arkadaşlar. Yani Kur'an-ı Kerim'in tamamını mukabele olarak biliyorsunuz Ramazan-ı Şerif ayında hatmetmiştik. Hepsini şükürler olsun çektik. Hatta YouTube kanalımıza da yükledik. Kur'an-ı Kerim'i yüzüne olarak da ezber olarak da hatmettik elhamdülillah. Şimdi ise surelerin tefsirleriyle beraber de hatmetmek inşallah bu şekilde de bir hizmet sizlere sunabilmektir. Her hafta yayınımıza katılan ve aramıza yeni katılan tüm değerli takipçilerimize, seyircilerimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Tüm FM TV ailesine 0533 143 7994 0533 143 7994 nolu WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz değerli kardeşlerim. Arkadaşlarımızı bizlere inşallah ileteceklerdir. Aynı zamanda şu anda Instagram'da da canlı yayında bizleri takip eden, seyreden tüm takipçilerimize de canı gönülden teşekkür ediyorum. Genç Hoca sayfamızın güzel takipçilerine de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Instagram'daki tüm kardeşlerimize de selam olsun, hoş geldiniz diyorum. Allah razı olsun bu değerli vakitlerinizi bizlerle paylaştığınız için. Her hafta bizleri izleyen bütün takipçilerimize, bütün seyircilerimize, büyüklerimize, küçüklerimize canı gönülden teşekkürü bir borç biliyorum kıymetli kardeşlerim. Çünkü şu saatte maç izleyebilirsiniz. Dizi, film, YouTube, Instagram, TikTok her yerde takılabilirsiniz. Ama elhamdülillah sizler Mevlamızın razı olmuş olduğu, Mevlamızın memnun olmuş olduğu bir yayın ki zaten Rabbimizin ifadeleri arkamda görüyorsunuz. Rabbimizin kelamı, Kur'an-ı Kerim'i inşallah bu hafta sizlerle arkadaşlar paylaşıyoruz. Evet, hiç bekletmeyeyim sizleri. İnşallah şimdi Abdurrahman Hoca ile tefsir programımızı başlatalım. Evet değerli arkadaşlar, hemen ders sopamızı da elimize alıyorum. Hemen şöyle bir hatırlayalım. Tebareke. Evet, Tebareke suresi ana ekrandım arkadaşlar ama. Tebareke suresi 67. sure. Kaçıncı sureydi? 67. Kur'an-ı Kerim'in 29. cüzü, 67. suresi ve kaç ayetten oluşuyordu değerli kardeşlerim? 30 ayet kerimeden oluşuyordu. Mülk, malik, saltanat, söz sahibi, kudret, güç anlamlarına gelen sure Tebârekellezî biyedihil mülk dediğimiz. Yani ilk ayet kelimedeki geçen mülk ifadesinden sure kendi ismini almıştır kıymetli kardeşlerim. Tekrar hatırlayalım. Kaçıncı sureydi? 67. sure. Kur'an-ı Kerim'in 114 tane suresi vardır ve Mülk suresi yani Tebareke suresi 67. suredir. Kaç ayet-i kerimeden oluşmakta? 30 ayet-i kerimeden oluşmakta ve 29. cüzün başında gelir kıymetli kardeşlerim. Hatta 29. cüz Mülk suresiyle direkt başlamaktadır. Bunu inşallah sizlere paylaşmıştık. Şimdi geldiğimiz ayette Tebârekellezî biyedil mülk diye başladığımız bu surede 1 ile 8. ayetleri geçen hafta yapmıştık. Şimdi arkadaşlar Mülk suresinin 9. ayet kerimesinden başlıyoruz. İnşallah bitene kadar da böyle bu şekilde devam edeceğiz. Ama bugün sadece 9 ila 17. ayetleri inşallah sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Mevla Teala Hazretleri inşallah tesirini yüksek eylesin diyorum ve başlatıyorum.
Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, ayet-i kerimenin hemen gerisinden almak gerekirse Rabbimiz ne buyurmuştu? Tekâdü temeyyezü minel gâyv küllemâ ulgiye fîhâ fevcün se'elehüm hazenetühâ elem ye'tüküm nedir? Sizi bu cehenneme düşüren nedir? Size bir uyarıcı göndermedik mi? Sizi biz dünyadayken Kur'an-ı Kerim, Peygamber, Resul, Elçi göndermedik mi diye Mevla Teala Hazretleri soruyor. Bir rivayete göre o Müslümanlar, müşriklere soruyor. Bir rivayete göre dünyadayken geçen bir konuşma. Arkadaşlar, hepsinin cevabıyla evet. Onlar ne diyorlar ki? Galu. Evet. Şimdi cevap geliyor arkadaşlar. Galu. Dediler ki bela. Evet. Bize bir uyarıcı, bir peygamber geldi. Gadi. Muhakkak ki andolsun ki ca'ena. Bize geldi. Nezirun. Bir uyarıcı. Ama fekezzebne. Biz o uyarıcıyı yalanladık. Hep beraber. Şimdi ayeti bitireyim, sonra tefsire başlayacağım. Ve gulna, ve biz dedik ki ma nezzele, hiçbir şekilde indirmedi Allahu, Allah Celle Celaluhu, min şeyin, hiçbir şey bize indirmedi dedik. Ve o uyarıcıyı yalanladık. Sonra in entüm, muhakkak ki siz veya şayet siz, illa ancak fi zalalin kibir, siz büyük bir sapkınlık içindesiniz dedik onlara. Ve bize hiçbir şey indirilmedi dedik. Ve biz o Resulü fekezzebna ifadesiyle yalanladık arkadaşlar. Bakın, burası çok önemli. Mevla Teala Hazretleri ahirette gittiğimizde, mahşerde, mizanda bize soracak. Bu kadar günaha nasıl girdiniz? Açıkça size depremler gönderdim. Açıkça size yangınlar gönderdim. Açıkça size koronavirüsler gönderdim. Açıkça size birçok bela gönderdim, musibet gönderdim. Arkadaşlar, bela ve musibetler biz insanoğlunun bir uyarılması için. Mesela günümüzdeki koronavirüs aynı şekilde. Ve biliyorsunuz faiz belası, işte bu bankalara borçlanma, bunun hepsini ben anlatmıştım. YouTube kanalımızda da bunları hep sürekli dile getiriyoruz. Arkadaşlar, bunların hepsi biz insanoğlu ne zaman ki sapkınlıkları fazlasıyla abarttığımız zaman Mevla Teala Hazretleri bir uyarı ile bize bir uyarı gönderiyor. Bir ikaz ile bir uyarı gönderiyor. Ama bunu anlayanlar tövbe istiğfar edip yoluna devam ediyorlar. Anlamayanlar sapkınlığı ile devam ediyorlar. Şimdi bu ayet-i kerimeyi bu şekilde inşallah tamamlıyoruz. Şunu da söyleyeyim. Bugün günümüzde koronavirüs var. Doğru mu arkadaşlar? Koronavirüste yakınını kaybeden çoğu kimse hemen tövbe istiğfar ediyor ve ya Rabbi diyor, ben bir daha günah işlemeyeceğim. Bir daha asla sana secde etmekten asla hiçbir şey beni engelleyemeyecek diyor. Ama bakıyorsunuz arkadaşlar, bir ay sonra yine eski hayatına dönüyor. O yüzden Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde, bakın, ben size göndermedim mi? Galu bela ayet-i kerimede. Evet ya Rabbi, göndermiştin ama biz fekezzebna, biz onu yalanladık. Unuttuk. Unutulur muamelesi yaptık. Evet. Şimdi arkadaşlar devam ediyorum. Bugün gençler, genç kardeşlerimiz sokağa indiler. Allah razı olsun, çok güzel çalışmalar oluyor. Genç kardeşlerimiz sokakta gençlerle, özellikle günümüzün Z kuşaklarıyla röportaj yapmaya çalıştılar. Ama genel olarak verilen cevaplar şunlar arkadaşlar. Hocam, kendimizi toparlamak istiyoruz. Hocam, kendimizi düzeltmek istiyoruz. Hocam, namaza başlayacağım ama İşte şu diyor ya, meşhur oldu biliyorsunuz, şu olaylar bir düzelsin, şu olayları bir atlatalım, şu sıkıntılar bir düzelsin, şu olaylar bir düzelsin, başlıyorum. Arkadaşlar, bunlar bitmez. Bu olaylar hiçbir zaman bitmeyecek. Askerlik gelecek, sonra evlilik gelecek, sonra çocuk derdi olacak, sonra ev derdi olacak, sonra geçim derdi olacak, mutfak derdi olacak derken bu olaylar hiçbir zaman bitmeyecektir arkadaşlar. O yüzden ne demiş büyüklerimiz? Geçen geçmişte kaldı. Gelecek bilinmez. Önemli olan an olarak şu an ne yaptığındır. Çok önemli bir ifade. Yani yarını bilemeyiz. Bir dakika sonramızın garantisi yok. Geçmişte dünde kaldı. Önemli olan şimdi ne yaptığımızdır. Bu ifadeyi unutmayalım arkadaşlar. O yüzden bu olaylar düzelecek derken bu olaylar bitmez. Asla bitmez. Onu şimdiden sizlerle paylaşmış olalım.
Evet, şimdi devam ediyoruz. Ve daha devam ediyor Rabbimiz. 10. ayet-i kerime. Ve galu, dediler ki, lev, şayet, dediler. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir sonraki ayet-i kerime. Künne, biz olsaydık, ne olsaydık? Nesma'u, işitir olsaydık. Yani duyar olsaydık. Ev veyahut na'kilu, ayet-i kerime. Na'kilu, akıl eder olsaydık. Düşünseydik, tefekkür etseydik, ma künne, işte o zaman olmazdık, fi eshabis sa'ir, o dehşet ateşin içinde, bu cehennemin içinde, o zaman akıl etseydik, işte olmazdık, diyecekler. Doğru mu arkadaşlar? Rabbimiz buyuruyor. Tekrar ediyorum. Ve galu lev künne nesme'u ev na'gilu ma künne fi eshabis sa'ir. Rabbimiz ne buyuruyor? Eğer, yani o müşrikler diyorlar ki, biz işitir olsaydık Kur'an-ı Kerim'i ve elçileri veya akleder olsaydık, o zaman cehennem ashabı olmazdık. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. Hemen diğer ayet-i kerimeye geçiyorum ve sizden rica ediyorum. Kıymetli kardeşler, bunlar okunanlar, çok özür diliyorum ama yaşanmış, işte geçmişte yaşanan bir kıssa, bir efsane değil değerli kardeşlerim. Bunların hepsi Rabbimizin kutsal ifadesi. Bu ayet-i kerimelerden bir harfini dahi inkar etseniz imanınız tehlikeye giriyor kardeşlerim. O yüzden bunların hepsi ayettir. Rabbimizin kutsal kitabıdır. Hepsi gerçekten olmuştur veya kıyamet gününde cehennemde, cennette olacak olanları haber vermektedir. Yani hepsi olacaktır. Evet, devam ediyoruz kıymetli kardeşlerim. Fa'terafu, işte ne yaptılar? Fa'terafu, itiraf ettiler. Nelerini? Bizenbihim, günahlarını itiraf ettiler. Sonra işte o zaman fesuhkan li ashabis sa'ir. İşte o çılgın ateşte onlardan uzak oldu. O büyük ateşte onlardan uzak oldu. O zaman onları, ya uzak olsun veya özür diliyorum, fesuhkan, uzak olsun li ashabis sa'ir. O cehennem ateşi halkası da onlardan uzak olsun. S'yi sonradan fark ettim. Gelecek anlam ifade eder. Evet. Burası önemli arkadaşlar. Fa'terefu bidenbihim. O zaman da işte kıyameti, cehennemi görünce, kabri görünce ne yaptılar arkadaşlar? Fa'terefu bidenbihim. Günahlarını bu sefer itiraf etmek zorunda kaldılar. Evet. Bu arada arkadaşlar, bu ayet-i kerimeyi okurken şöyle bir aklıma geldi de çalışırken gün içinde. Biliyorsunuz yeni bir film konuşuluyor. Şu an Türkiye'de nazarlık oldu. Bizim telefonumuz düştü. Instagram yayın telefonumuz düştü. O yüzden bir maşallah diyelim arkadaşlar. Nazar olduğuna inanıyorum. Çünkü siz tabii ki de güzel gözlerinizle, iyimser dualarınızla bakıyorsunuz ama bir de bizi biliyorsunuz çekemeyen, efendime söyleyeyim istemeyen, bir de kem gözlerle bakanlar var, fitne yapanlar var, dedikodu yapanlar var. Onlar için de arkadaşlar, onların bu bakışlarını kesmek için de ne yapmak lazım? Maşallah, tebarakallah, subhanallah gibi ifadeler söylemek lazım ki o bakışların etkisini kessin. Biliyorsunuz Rabbimiz ayet-i kerimede ne buyuruyor? وَاِنْ يَكَادُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِيِزْلُقُوا لَكَ بِيَبِصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَى. Peygamberimize buyuruyor Efendimiz. O müşrikler sana öyle bir baktılar ki neredeyse seni devireceklerdi, düşüreceklerdi. Nazar ayeti biliyorsunuz. Evet. Bu fa'terefu bizenbihim, günahlarını itiraf ettiler diyor ya arkadaşlar. Bugünlerde bununla alakalı bir film dolaşıyor. Çok konuşuluyor. Türkiye'de de dünyada da konulardan bir tanesi. Bu filmde arkadaşlar günahlarını itiraf edenler ölmüyor. İtiraf edenler, itiraf etmeyenler mi ölmüyor? Öyle bir şey. Yani edenleri kimse dokunmuyor. Günah işleyip de itiraf etmeyenleri öldürüyorlar. Böyle bir senaryo hazırlamışlar. Yani soruyorlar hocam, bunlar biliyorsunuz biz filmlere, dizilere tepki videoları çekiyoruz arkadaşlar. YouTube kanalımızda da var bu arada. İnşallah sizler de takip edebilirsiniz. Arkadaşlar bunlar işlemiş olduğu bütün günahları ailesine, çocuklarına, bütün sevenlerine, itiraf edenlere kimse dokunmuyor. Öyle dediler. Yani anlatanlar bu şekilde aktardı, bilmiyorum. Bu da arkadaşlar birçok günahın ve birçok yanlış yapılan işlerin legalleştirmeye, normalleştirmeye
Ve şunu mesaj veriyorlar yani. Evet, hata yapabilirsin ama itiraf et, söyle herkese, ailene, bir şey olmaz anlamında bir mesaj vermeye çalışıyorlar. Bu tehlikede sizlere uyarmak istedim. İnşallah bu tür filmleri de arkadaşlar, özellikle gençlerimiz, çocuklarımız var, etkileniyorlar, uzak tutmak lazım. Evet. Bu ayet-i kerimeyi de söyledik. Şimdi arkadaşlar tekrar toparlıyoruz. Evet, biz şimdi hangi sureyi okuyoruz arkadaşlar? Tebareke suresi. Yeni katılanlar için yayınımıza Instagram'dan veya kanalımızdan, FMTV kanalında şu an yayın yapıyoruz. Kanalımızdan yayına katılanlara tekrar hatırlatalım. Biz arkadaşlar Tebareke suresini yapıyoruz. Yani hani Yasin Tebareke Amme, Yasin Tebareke Amme diye sık sık duyduğumuz Tebareke, yani Mülk suresidir arkadaşlar. Aslında Mülk suresi anlamına gelir. Biliyorsunuz şu anda 9 ile 11. ayetleri yapıyoruz. Her hafta ayetleri sıralıyoruz. 9-11. Ayetleri bu hafta işliyoruz. Tebareke, Kur'an-ı Kerim'in 67. suresi, 30 ayet-i kerimeden oluşmakta ve Kur'an-ı Kerim'in 29. cüzünün başı. Yani 29. cüzde arkadaşlar. Evet, tekrar hatırlatıyoruz. Yeni gelenler, kıymetli kardeşlerimiz ve Instagram'dan yayınımıza katılanlar için tekrar söylüyoruz. Evet. O zaman ne dedik arkadaşlar? Fesuhkan uzak olsun, leshâbi sahil. İşte o zaman o cehennem ateşi de onlara uzak olsun buyurdu Rabbimiz. Evet, şimdi devam ediyoruz. İnnellezîne. Muhakkak ki o kimseler ki. Bakın burada inşallah şöyle diyeceğiz arkadaşlar. Rabbimiz inşallah burada bizden bahsediyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde ya eyyühellezîne âmenû var. Değil mi arkadaşlar? Ne demek ya eyyühellezîne âmenû? Ey iman eden kullarım. Kim diyor bunu? Rabbimiz. Hitap kime ait? Rabbimize. Peki buradaki muhatap kim? Biz Müslümanlar. O zaman ne dememiz lazım arkadaşlar? Ya eyyühellezîne âmenû, innellezîne âmenû, illellezîne âmenû gibi ifadelerde, ayetlerde ne söylemek lazım? O zaman buyur ya Rabbi. Şimdi bu ayet-i kerimenin muhatabı kimiz? İnşallah biz, inanan Müslümanlar olarak biziz. Yani innellezîne, muhakkak ki o kimseler ki yahşevne. Ne yaptılar arkadaşlar? Ben bu arada alttaki manaları okuyanlar vardır belki, söyleyeyim. Bunlar internette hazırlanmış, tabii ki de size sunabileceğimiz Türkçe mealler. Ama hepsi tam manayı arkadaşlar vermiyor. O yüzden ben oraya bağlı kesinlikle değilim. Yani o yüzden hani bazı arkadaşlarımız belki metinleri takip ediyordur. Yanlış okuyor hoca falan belki düşünebilirler. O yüzden söylüyorum. Tam mana o değil arkadaşlar. Biz yine tefsirde, Celaleyn tefsirinde, Nesefi tefsirinde, işte Ruhul Furkan'da, Ruhul Beyan'da okumuş olduğumuz tefsirlerdeki manaları vermeye çalışıyoruz. Yani şu an size mana verirken Allah'ın izniyle 6-7 tane kitabın ortak sunmuş olduğu manayı arkadaşlar ve sizlere sunmaya çalışıyorum. O yüzden de alttaki kelimelere bağlı kalmayın. Bazıları tam Türkçe karşılığı yok çünkü. Evet. İnnellezîne, muhakkak ki o kimseler ki buyuruyor Rabbimiz. Yahşevne. Ne yaptılar? Korktular arkadaşlar. Kimden korktular? Devam ediyoruz hemen. Bir sonraki satırdan devam ediyoruz. O kimseler korktular. Rabbehüm. İnnellezîne yahşevne Rabbehüm. Rablerinden korktular. Doğru mu arkadaşlar? Yani kim Allah'tan korkuyor? Tabii ki de bizler, inananlar olarak. Sonra daha bil gaybi. Gaybe de iman ettiler ve gayb görmeden, Mevla Teala'yı görmeden o Allah'tan korktular. Doğru mu arkadaşlar? Lehum onlar için vardır. Mağfiretun bir bağışlanma vardır. Af vardır. Ve ecrun ve bir de mükafat vardır. Kebir ve aynı zamanda büyük bir mükafat da onları bekliyor. Aynı zamanda onlar için de bir af vardır. Kimler için arkadaşlar bunlar? İnnellezîne yahşevne rabbehum bil gaybi. Gaybe iman etmiş Allah'tan korkanlar için bir bağışlanma ve bir de büyük bir mükafat vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Buradaki mükafatın ne olduğu arkadaşlar tefsirlerimizce af bu mükafatın içinde veya bir cennet, işte cennet karşılığı zaten genel mana budur. Yani cennet onları bekliyor ve ecrun kebir, büyük mükafat nedir? Cennettir arkadaşlar. İnşallah bir de cemalullah'tır. Yani Rabbimizin cemalidir. Mevla Teala Hazretleri bizlere inşallah nasip eylesin.
Evet, tekrar tekrar arkadaşlar Instagram'dan, diğer sayfalarımızdan ve FMTV kanallarımızdan yayınımıza katılanlara tekrar tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Her hafta saat 7'de, akşam 7'de canlı yayında Kur'an-ı Kerim surelerini arkadaşlar tefsir etmek için, açıklamak için hem nüzul sebepleri hem de ayetlerimizin iniş sebeplerini ve hem de geniş manalı ifade etmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda bu şekilde gündemle alakalı da, günümüzle alakalı da mana geldiği zaman da onun da mesajını inşallah sizlere vermeye çalışıyoruz. Müsait olan arkadaşlarımızı, müsait olan büyüklerimizi her perşembe saat 7'de canlı yayın tefsir dersimize bekliyorum arkadaşlar. Şimdi okuyacağımız ayet-i kerimelere geçmeden önce bir kısa, yani kısa derken bu ayetlerin iniş sebebini size anlatmam gerekiyor. Ve esirru gavleküm diye başlayacağız. Çünkü esbab-ı nüzul dediğimiz Arapçada, yani kelimelerin, özür diliyorum, ayetlerin iniş sebepleri, esbab-ı nüzul iniş sebepleri anlamına gelir. Ayetler neden indirildi? Bu ayet kime indirildi? Hangi olay oldu da bu ayet gerçekleşti manasında? Arkadaşlar İbn Abbas Efendimiz'den rivayetle buyuruyor ki İbn Abbas Efendimiz, müşrikler kendi aralarında Peygamber Efendimiz için konuşuyorlarmış. Yani dedikodu, fitne, efendime söyleyeyim iftira vesaire Peygamberimizle alakalı böyle konuşuyorlar. Sonrasında Peygamber Efendimiz de onlara konuştuklarını söyleyince bunlar da tabii ki de şaşırıyorlar. Yani Muhammed bizim konuştuklarımızı nereden biliyor? Yani burada yok ve bizden de söyleyen yok. O nasıl biliyor diye söylediklerinde içlerinden biri demiş ki o zaman karar alalım demiş. Münafıklar olarak biz demiş sessiz konuşalım demiş. Galiba sessiz konuşuyoruz. Müslümanlar da duyuyor. Efendimiz'e yetiştiriyorlar. Yani Muhammed'e yetiştiriyorlar demişler. Sonra arkadaşlar böyle bir karar almışlar. Bu sefer gizli gizli konuşmaya başlamışlar. Sessiz sessiz konuşmaya başlamışlar. O yüzden arkadaşlar sessiz konuşmak da güzel bir şey değildir. Yani özellikle toplumda. Sonra arkadaşlar Efendimiz onları da bu sefer onlara söylemeye başlamış. İşte bu ayet-i kerime onu anlatıyor. Şimdi bakın Rabbimiz bu olaya nasıl bir cevap veriyor arkadaşlar. Evet. Estaizu billah başlıyorum ve bu arada Tebareke'nin ikinci sayfasıdır bu. Ve esirru Tebareke'nin şu an birinci sayfası bitti arkadaşlar. Yani şöyle göstereyim isterseniz size. Şöyle Tebareke suresini aldığımız zaman birinci sayfa 29. birinci sayfası burası. Birinci sayfa şu an tamamlandı. Şimdi hangi sayfaya geçiyoruz? Bakın ve ecrun kebir dedik. Büyük mükafat bitti. Şimdi arkadaşlar ikinci sayfaya geçiyoruz. Yani ve esirru gavleküm. Evet. Şimdi arkadaşlar Rabbimiz buyuruyor. Ne buyuruyor? Estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Tekrardan. Ve esirru. İsterseniz gizleyin diyor Allah. Hani bu münafıklar kendi aralarında konuşuyorlardı ya. Özellikle müşriklerde. Gavleküm. Sözlerinizi ev ve yahut evicheru. Yani icheru. İsterseniz aşikar söyleyin. İster gizleyin konuştuklarınızı. İster gizleyin. İsterseniz aşikar söyleyin. Ne buyuruyor Rabbimiz? Bihi, o sözlerinizi, o sözlerinizi ister gizli, ister aşikar konuşun. Ancak innehu, muhakkak ki Rabbimiz, yani Mevla Teala Hazretleri, alimun, bilir, bidâti sudur. Sizin kalplerinizde gizlediklerinizi de bilir. Sessiz konuştuklarınızı da bilir, gönlünüzden geçirdiklerinizi de bilir Allah Celle Celaluhu. İster gizli konuşun, bakın ister gizli konuşun, İsterseniz sessiz konuşun. Fark etmez. Allah Celle Celaluhu kalbinizden geçenleri, bırakın aklınızdan geçenleri bile ne yapar? Alimun bidâti sudur. O sizin göğsünüzde olanları da, yani kalp ve gönül anlamında geçenleri de bilir diyor Rabbimiz. Evet. Burası bitti arkadaşlar. Diğer ayet-i kerimeye geçelim inşallah. Mevla Teala bakalım diğer ayet-i kerimede bizlere ne buyuracaktır? Evet. Bu arada arkadaşlar tekrar edelim. Kur'an-ı Kerim'in 67. suresini okuyoruz. Tebareke suresini okuyoruz. Ve 30. cüz, özür diliyorum, 29. cüz 30 ayet-i kerimeden oluşmakta. Biz şu an kaçıncı ayetteyiz? 14. ayete geldik. Yani ilk sayfayı bitirdik ve bir ayette okuduk. Evet.
Şimdi Rabbimiz buyuruyor. Şimdi o müşrikler gizli gizli konuştu. Peygamber Efendimiz de bunları onlara haber verince gizli konuşmaya karar verdiler. Sonra ayet-i kerime indi. Ve esirru gavleküm evi cerubi. İster gizli ister sesli konuşun. Allah Celle Celaluhu bilir. İnne alemi zâtü sudur. Ela alemi. Bilmez misiniz? Men kim? Halak. Yarattı. Ya sizi kim yarattı? Yaratan Allah Celle Celaluhu bilmez mi? Ve de o Allah Celle Celaluhu El-Latif El-Habir arkadaşlar. Mevla Teala'nın 99 isimlerinden değil mi? El-Latif ve huvel Latiful-Habir ayet-i kerime de. Kelime manasında El-Latif. Mevla Teala Latif özelliğine sahiptir. Yani görülen ve görünmeyen her şeyden haberdardır. Biz şu an bu odadayız. Görünenleri biliyoruz. Şu an stüdyoda 5 kişi var. Biz bunu biliyoruz. Ama şu köşedeki bir karıncadan haberimiz yok. Şu duvarın arkasında biri varsa haberimiz yok. Şu an rejide kim var bilmiyoruz. Doğru mu arkadaşlar? Mevla Teala'nın böyle bir kısıtlaması yok. Mevla Teala Hazretleri görülen, görülmeyen, hesap edilen, edilmeyen, sesli, aşikar. Sen bir karıncanın fısıldamasını duyabiliyor musun? Duyamıyorsun. Hayvanların iletişimini duyabiliyor musun? Duyamıyorsun. Çiçeklerin konuşmasını, çiçeklerin zikretmesini duyabiliyor muyuz? Duyamıyoruz. Hissedebiliyor musun? Hissedemiyoruz. Ama Mevla Teala Hazretleri Latif özelliğiyle, çok önemli bir özelliktir. El-Latif, El-Latif. Latif özellikleri Mevla Teala'da vardır. Görülen ve görülmeyen her şeye Mevla Teala mutlak hakim demektir arkadaşlar. Evet, El-Habir her şeyden de haberdardır. Ve huve o Allah Celle Celaluhu ve huve o ellezî Allah Celle Celaluhu cehale yapandır, kılandır. Leküm sizin için. Bakın Allah Celle Celaluhu sizin için kılandır. El arza yeryüzünü ne kılandır? Zelûlen boynu eğik yani yumuşak kılandır. Bunu anlatacağım ne demek istediğini. Zelûlen boynu eğik bir şekilde. Femşü, işte yürüyün, işte buyurun yeryüzü, fî menâkibihâ, işte yeryüzünün omuzlarında yürüyün diyor Allah Celle Celaluhu. Bunu anlatacağım arkadaşlar, kelime manâ bilsin. Daha vekülü ve yiyin, mir rizgihi, onun rızkından, yeryüzünün topraklarından, ağaçlarından yiyin diyor Allah Celle Celaluhu. Hatta hayvanlarından, değil mi arkadaşlar? İlk sayfada var, Yasin'in son sayfasında vardı. Evelem yarav enna halakna lehum mimma amilet eydina en'amen fehum leha malikun. O binekleri, o hayvanları size binekler için yarattık. Daha ve zellennaha lehum feminha rakubuhum ve minha yekulun. Onun isterseniz binersiniz, isterseniz yiyebilirsiniz. Allah buyurmuştu. Mir rizki, onun rızkından, yani yeryüzünün de rızkından Allah Celle Celaluhu size sunmuş olduğu rızıktan da yiyin diye size yeryüzü. Daha ve ileyhi onadır. En-nüşûr, dönüş de zaten yine Mevla Teala'ya olacaktır. Şimdi Allah Celle Celaluhu yeryüzünün boynu eğik derken neyi kastetti? Arkadaşlar, yeryüzü nasıl yaratılmış? Söyleyin bakalım. Yeryüzü, toprak, dağlar, buradaki zaten fî menâkibihâ, onun omuzlarında diyor ya, yeryüzünün omuzları arkadaşlar, dağlar kastedilmektedir. Bu yumuş boynu eğik yaratıldıktan maksat da Allah'ın toprağı yumuşak yaratmasından dolayıdır. Bakın yeryüzü düz bir zemin, düz bir ova. Biz bu ovada yürüyebiliyoruz. Böyle dikenli yollarımız yok. İşte yürüyemeyecek şekilde dağlarımız yok. Dağlarımız aşılıyor, zirveler keşfediliyor. Denizlerde yüzebiliyoruz, sudan içebiliyoruz. Arkadaşlar Rabbimiz aslında bunları defalarca söylemesinin sebebi, buyurmasının sebebi İnsanoğlunun bunu günlük hayatında hiç düşünmemesi. Hatta geçen dersimizde de vardı. Ben insanı yerli yerinde yarattım diyor Allah. Yani gözün mükemmel bir yerde. Hiç düşündünüz mü gözünüzün arkada olduğunu? Elinizin ayaklarında, ayaklarınızın ellerinde olduğunu, ellerimizin üstünde yürüdüğümüzü hiç düşünmedik. Kaşlarının olmadığını hiç hayal ettin mi? Saçlarının bedende çıktığını, sakalların saçıyla yer değiştiğini, yani biz böyle şeyleri hiç düşünmüyoruz. Kulağımız, gözümüz, burnumuz, ağzımız bir tasarım harikası.
7 milyar tane yüz var dünyada. Hatta 7,5 milyar oldu dünya nüfusu. 7,5 milyar nüfus var dünyada. Ve arkadaşlar hiçbirinin birbirine bir emsali yok. Ufak tefek benzerlikler var ama kaç tanedir bu? 7 milyarda 1 milyar olsun. Yani dünyadaki 7 milyar insanın bir benzeri yok. Herkesin teni farklı, gözü farklı, şekli farklı, şemali farklı, yüzü farklı, boyu farklı, kilosu farklı. Her biri envai çeşit. Bugün çok iyi bir ressam bir resim çizmeye kalksa, bir insan sureti bile çizse arkadaşlar en fazla 100 tane, 150, 200, hadi 100 bin tane olsun insan resmi çizebilir. Farklı farklı. Bir yerden sonra mutlaka birbirine benzetmek zorunda kalacaktır. Mevla Teala 7 milyar tane insan koymuş ve hiçbirinin birbiriyle alakası yok. Hepsinin kendi başlı başına rızkı, kendi başlı başına hayatı, hepsinin kendi başlı başına oksijeni, havası, her şeyi farklı. Evet. O yüzden şimdi buradaki kasıt Rabbimizin zelülen femşu. Yani Allah Celle Celaluhu bak ne güzel size toprak hazırladım. Orada yürüyün, eğlenin, gezin, koşun. Düşünsene yeryüzünün tamamı yokuş olsaydı veya eğik olsaydı veya işte yürüyemeyecek şekilde diken olsaydı, taş olsaydı yeryüzünün tamamı. Ama biliyorsunuz deniz, dağlar, denizler ve dağlar yeryüzünün bütün dengesini koruyor arkadaşlar. Bilimsel olarak da bu böyledir. Dağlar yeryüzünün bütün dengelerini korumaktadır. Dağlar şu an yere çekilse o sular da taşarak yeryüzü şu an tsunami ile kaplı bir şekilde helak olur. Zaten dünyanın 1/4 biliyorsunuz su arkadaşlar. Bunu zaten sizler daha iyi bilirsiniz bu işlerle ilgilenenler olarak. Dolayısıyla dağlar o dengeyi, o suları, o denizleri, o deryaları, o okyanusları dengeleyen yapılardır. İşte buradaki fi menakibiha onun omuzları dediği de Mevlamızın yeryüzünün dağlarıdır arkadaşlar. Evet. Yeteri kadar açıkladık diye düşünüyorum. Evet. Ve ileyhin nüşur dönüşte Rabbimizedir dedik. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi burası da çok önemli. Emintüm. Emin misiniz diyor Allah Celle Celaluhu. Men fissemâyi gökte olandan, gökyüzünde olan kudretten emin misiniz? En yaksife. Sizi batırmayacağı, sizi yuvarlamayacağı, sizi çalkalamayacağından emin misiniz? Biküm sizi el arda, yeryüzünün. Fe izâ hiye temûr, birden o yeryüzü sallandığı vakit emin misiniz yeryüzünün sizi batırmayacağından? Şu demek arkadaşlar, yani Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki yeryüzüne mi güveniyorsunuz? Dünyaya mı güveniyorsunuz? Bir sallarım diyor Allah Celle Celaluhu dünyayı, yerin dibini boylarsınız. Bu kadar emin olmayın. Dünyaya değil, yaptığımız inşaatlara, efendime söyleyeyim, binalara, hani bugün işte özellikle söylüyorlar, depreme dayanıklı. Tamam, tabii ki de teknolojinin verdiği imkanları kullanacağız ama depreme dayanıklı bina demek hiçbir depremde yıkılmayacak anlamına gelmez. Yaptığımız teknolojiye güvenmeyeceğiz. Yaptığımız teknolojiyi ne yapacağız hocam? Yaptığımız teknoloji bir tedbirdir. Tedbir almak farzdır. Takdir Allah'ındır. Bunu bileceğiz arkadaşlar. Yoksa işte yaptık. İşte biliyorsunuz Amerika uzaya, Mars'a en son uzayı da keşfettiler de keşfettiği söyleniyor daha doğrusu. Şu an Mars'ı keşfettiler biliyorsunuz. Mars'tan görüntüler geldi. Arkadaşlar işte orada bir yaşam, yani dünya depremi olacağı zaman dünyaya işte ola ki bir onların inancından söyleyip Tanrı bir azap gönderirse nereye kaçacaklar? İşte o UFO'lar var ya, filmlerde gördüğümüz bildiğimiz o UFO'larla, uzay araçlarıyla hemen işte efendim söyleyeyim Mars'a geçecekler. Dünya yıkılacak. Onlar orada hayatını sağlayacak arkadaşlar. Böyle biliyorsunuz inançları var. Ama şu ayet-i kerimeyi bilmiyorlar. Estaizu billah. Velillahi cunudu semavati vel arz. Yerlerin ve göklerin, bakın burası çok ince bir çizgi. Yerlerin ve göklerin orduları Allah'a aittir. Gökyüzüne kaçış. Yani yeryüzünde deprem var, gökyüzüne kaçış diyorsun ama es-semavati. Göklerin de ordusu Allah'ındır arkadaşlar. Ayet-i kerime. Evet. Şimdi tekrar ediyorum manayı arkadaşlar.
o yeryüzü sallandığı vakit sizi batırmayacağını nereden biliyorsunuz Allah Celle Celaluhu? Emin tüm demişti ya Rabbimiz. Emin misiniz? Bu kadar mı güveniyorsunuz? Evet. Şimdi aynı sorunun bir benzeri tekrar geliyor. Em veya Rabbimiz devam ediyor. Em veya emin tüm yine emin misiniz? Men fissemâyi o gökte olacaklardan veya gökte olanlardan gökteki kudretin yani buradaki arkadaş bunu da açıklayacağım. Buradaki gökten kasıt birkaç mana. Bir, Allah Celle Celaluhu'nun kastedildiği ifade ediliyor. İki, meleklerin kastedildiği söyleniyor. Üç, Mevla Teala'nın da kudretinin burada kastedildiği söyleniyor. Efendi Hazretlerimizin tefsirinde buradaki kudret anlamı taşıdığını ifade ediyor. Yani men fissemâi gökte olanın normalde kelime manası ama burada gökte olandan kasıt Mevla Teala'nın o kudretinin varlığından haber veriyor. En yurs ile göndermesinden devam ediyoruz. En yurs ile göndermeyeceğinden ne göndermeyeceğinden hasibe hasibe arkadaşlar nasıl söylenir bu? Normalde ifade taş yağmuru veya işte taş yağ fırtınası denir ama bu arkadaşlar kasırga ile gelen hani böyle bir kasırga olur. Kasırga ile beraber arabalar, evler, işte bütün eşyalar böyle döner ya. Aslında tam demek istediği mana odur hasıba kelimesinin. Yani biz taş yağmuru veya taş yağmayacağından diye mana verelim. Taş yağmayacağından veya Rabbimizin gökten size taş yağdırmayacağından nasıl haberdar, nasıl emin olabiliyorsunuz ayet-i kerime? Em emintüm, tekrar edelim arkadaşlar. Em veyahut emintüm, emin misiniz gerçekten? Bu kadar güveniyor musunuz? Men fissemâyi, Rabbimizin gökteki kudreti en yurs ile, devam ediyoruz, en yurs ile aleyküm ya, ayet-i kerimede eksiklik mi var diyorum. Evet, aleyküm, üzerinize hasibe, taş yağdırmayacağından emin misiniz Rabbimizin gökten size taş yağdırmayacağından? Tabii ki de arkadaşlar mümkün değil. Fesetealemûne, saatimiz dolmuş. Fesetealemûne keyfe nedir? Son ayet-i kerime arkadaşlar. Fesetealemûne, elbette bileceksiniz. İleride bu S harfi geldi mi bir manaya, bir kelimeye ileri manası verir. İleride bileceksiniz. Keyfe, nasıl nedir? Uyarmak oluyormuş, göreceksiniz diyor Allah. İleride size uyardıklarımın ne olacağını göstereceğim diyor Allah Celle Celaluhu arkadaşlar. Burada kalıyoruz zaten, ayet-i kerimeler buraya kadardı. Bu da arkadaşlar açık bir şekilde. Fesetealemûne keyfe nedir? İleride siz göreceksiniz ben uyarmakta neyi kastettiğimi diyor Allah. Bu da açık bir şekilde, çok net bir şekilde arkadaşlar, çok sert bir uyarıdır arkadaşlar. Burada kıyamet kastedilmekte, depremler kastedilmekte, yangınlar kastedilmekte, hastalıklar ve şu anda da gelmekte olan kıtlıklar bahsedilmekte arkadaşlar. Biliyorsunuz kıyamet öncesi kıtlık olacak. İnsanlar yağmalayacak, mallarını, evlerini, eşyalarını yağmaya gidecek. Bunların hepsi arkadaşlar kıyamet alametlerinin başladığını ve hatta ilerlediğini bile göstermektedir. O yüzden Rabbimizin bu ayet-i kerimesi de açık bir şekilde buna delildir ve kanıttır arkadaşlar. İşte kanıt arayanlar, delil isteyenler alın size işte burada Tebareke suresini açıp okuyun. Mülk suresini. Evet arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Zaten dersimiz de buraya kadardı. 17. ayet kadardı. Kıymetli kardeşler bugün burada da elhamdülillah ben gerçekten tefsir dersinden çok fazlasıyla keyif alıyorum. Sizlerin ilgi alakalarınızı gerçekten çok seviyorum. Yayına katılan genç hocamızın kıymetli takipçilerine ve FM TV seyircilerine canı gönülden teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bizler her hafta saat 7 itibariyle Perşembe akşamı canlı yayınla burada oluyoruz. Rabbimizin ayetlerini okuyoruz. Rabbimizin ayetlerinin esbab-ı nüzul dediğimiz yani iniş sebeplerini de sizlere anlatıyoruz. Yani bu ayet-i kerimeler niçin, kime, nasıl, ne olay oldu da indi bunları da anlatmaya çalışıyoruz. O yüzden inşallah çok zevkli, keyifli. Zaten 40 dakika sürüyor. 40 dakika, 45 dakika sürüyor. Yani bugün de inşallah buna vakit ayırdınız. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diyorum. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla, selam ve dua ile efendim.